Merhabalar, Yine birlikteyiz ve İbrahim Kılıç bir edebiyat dersiyle 19. yüzyıl divan şairleriyle karşınızdayız. Bu yüzyıla damga vuran önemli isimler arasında Enderunlu Vasıf gibi, Ketezade İzzet Molla, Yenişehirli Avni ve aynı zamanda Leskovçalı Galip ve Hersekli Arif Hikmet Bey'den bahsedeceğiz. Bir de sevgili gençler, divan edebiyatını kurtarmak için İstanbul'da, Lalil'de, Çukurçeşme denilen semtte Salı akşamları bir yıl boyunca toplanan Encümen-i Şuara toplantılarından bahsedeceğiz. O zaman başlayalım gençler sevgili gençler Enderunlu vasıflığa başlıyoruz. Bilindiği üzere Enderunlu Fazıl'ı sorarsa onu 18. yüzyılda alacağız. Enderunlu vasıfa geldiğimiz zaman ise 19. yüzyılda almamız gerekiyor sevgili gençler. Yine İstanbul'da doğan ve gerçekte adı Osman diye bildiğimiz bu şair de aynı Enderunlu Fazıl gibi. Nerede eğitim almıştır? Enderun'da eğitim aldığını görmektesiniz. Yani sarayda eğitim alan şairden bir tanesi de Enderunlu vasıfı olacaktır. Sevgili gençler önemli bir hap bilgi vermek istiyorum. O da şu. Mahalleşme akımının biliyorsunuz en büyük şair olaraktan Nedim alıyoruz. Doğru. İki tane Ender Ünlü şairimiz var. Önemli şairimiz. Birisi Ender Ünlü Fazıl bir tanesi de Ender Ünlü Vasıf. İşte bunların ikisinin ortak yönlerinden bir tanesi de mahalleşme akımının önemli şairler arasında yer almışlardır. Yani Nedim'in vermiş olduğu bayrağı 19. yüzyılda devam ettiren isim Ender Ünlü Vasıf olmuştur. Genel olaraktan baktığımız zaman elimizde sadece bir Türkçe divanı var. Mesnevi alanda eseri yoktur. Peki Fazıl'a gittiğimiz zaman yani Ender Ünlü Fazıl'a gittiğimiz zaman geçen dersimizde bahsetmiştim. Huban Nami gibi, Zenan Nami gibi Ke kez aynı zamanda deftir Haş gibi eserlerin olduğunu söyledik. Yani o şairimizin Enderunlu Fazıl'ın mesnevileri artı divanı varken Enderunlu Vasıf'ın ise sadece bir Türkçe divanı olduğunu görüyorsunuz. Yine her şairde gördüğümüz İstanbul, aşk ve eğlence hayatı da işlenen konular arasında yer almışlar. Şimdi çok önemli bir noktaya gelmek istiyorum. Türkiye'de Edebiyat tarihinde en çok şarkı yazan şairimiz Enderunlu Vasıf olacaklar. Sevgili gençler, hap bilgimizi de belirttiğim gibi Türkiye'de Edebiyat tarihinde en çok şarkı yazan kim? Enderunlu vasıf olacakları. Hatırlayalım şöyle. 17. yüzyıla gittiğimiz zaman ilk şarkı örneğini yazan kişi kimdi? Nail'iydi. Nail'in Türkçe divanlaştığımız zaman şarkının ilk örneklerini gördük. Biliyorsunuz şarkı sadece Türk edebiyatında görülen, başka bir edebiyatında görülmeyen bir nasıl biçim olma özelliğine de sahiptir. Tabi 17. yüzyılda Nail'in ilk şarkı örneklerini vermesiyle birlikte şarkı türü ortaya çıktı. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman Nedim bize aslında ne yaptı şarkı türünün en güzel örneklerini vermiş oldu ve geride 27 tane şarkı türünün örneğini sundu. Ama iş 19. yüzyıla geldiği zaman görüyorsunuz ki en çok şarkı türünde eser veren isim 217 şarkısıyla Enderunlu Vasıf oldu. Hani ders anlatırken bazen diyoruz ya edebiyatımızda en çok tuyu yazan kim? Kadı Burhanettin. 110 19 tane tuygu yazdı. Enderun vasıfa geldiğimiz zaman da 217 tane şarkı yazaraktan bu türün en çok eser veren şairi olma özelliğinde ne yapmıştır? Hemen kazanmıştır. Sevgili gençler geldik 19. yüzyılın başka bir şairi yani Yenişehirli Avni'den. Bir başka deyişle de Hüseyin'den bahsedeceğiz. Gerçekte adı Hüseyin diye bildiğimiz Yenişehirli Avni yine yeni şehirde dünyaya gelmiş 19. yüzyılda yaşamış önemli divan şairlerinden bir tanesi. Ve Mevlevilik geleneğine bağlı olan bu şairimiz şöyle yazalım. Mevlevi olan bu şairimiz derviş ya bir kişiye ya da kimliğe de sahip olan bir isim olmuş. Sevgili gençler özellikle de Abname adını bildiğimiz eserine geldiğimiz zaman Absu demek biliyorsunuz. İşte Yenişehirli Abdi'nin bahar Mevlevi Hanesi diye bulunmuş olduğu yıllarda orada çekilen suzlu anlatan bir eser yazdığını görüyorsunuz. Bir Mevlevi olan şairin Bahariye Mevlevi bulunması ve orada çekilen suzlu da Abname adını verdiğimiz de de getirdiğini görüyorsunuz. Geriye de bize Türkçe divan bırakan, Abname adını verdiğimiz bir mesleği bırakan bu şairin başka eserleri yok mu var? Onlardan bir tanesi de Nefi'nin biliyorsunuz Nefi'nin Sihama kazasına kazasından etkilen ekten yazmış oldu ama yarım kalmış olan Nihanı Kaza diye bildiğimiz bir eseri de bırakmış. Hatırlayalım 17. yüzyıla gittiğimiz zaman Nefi'nin önemli kitaplarından bir tanesi neydi? Sihama Kaza'ydı. Yani kaza oklarıydı. O kitabın özelliği neydi? O kitabın özelliği Türk şiirinin en önemli hicri kitaplarından bir tanesiydi. İşte Nefi'nin Sihamı Kaza adını bildiğimiz bu eserin etkilemekten yazılan ve daha sonra da Avni tarafından yani Yeni Şiir'in Avni tarafından beğenilmeyekten yakılan eser nihan Kaza diye geçiyor. Yani kazanın Nihan'ı diye geçiyor. Bunun yanı sıra şairin yine Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk adını bildiğimiz meslebesinden etkilemekten yazmış olduğu Ateş Gide adını bildiğimiz bir eserde mevcuttur. Sevgili gençler, Şeyh Galibi, Şeyh Galip yapan eserin adı nedir? Hüsnü Aşk diye geçer. Şeyh Galibi Hüsnü Aşk yazarken beslenmiş olduğu kaynağın Hazreti Mevlana'nın meslevisi olduğundan bahsetmiştim. Peki, Yeni Şehir Lavri ne yaptı? Ateş 7 adını bildiğimiz meslevisini yazarken de Şeyh Galibi'nin Hüsnü Aşk adını bildiğimiz eserine bir nevi nazil Urak'tan yanlış oldu. Ve şaire ait olan bir başka eseri daha gelmek istiyorum. O da Mirat-ı Cünun. Cünun. deli demek sevgili gençler. Cinnet de oradan geliyor ve Mirat da ayna demek. İşte psikopatların ya yani da delilerin aynası anlamına gelen bu eserde de İstanbul'da davranışları normal olmayan psikopatları ne yapmıştır? Mizahi bir dille bu eserde. Yani Mirat-ı adını bildiğimiz bu eserinde ne yapmıştır? Ele aldığını görmekteyiz. 19. yüzyılda yaşayan Mevlevilik ilinini bağlı olan Yenişehir Avni'nin Türkçe divanlı yine yakılmış olan Nihana kazasını, Ateşkedi bunun dışında işte Mirat-ı Cünün adını bildiğimiz psikopatları anlatmış olduğu eserini ve bir de sevgili gençler Hüsnü Aşk'a Nazili olarak yazılmış olan Ateşgedi adlı eserini bilelim. Sevgili gençler bir başka isimden daha bahsedeceğiz. 19. yüzyılda o da Keçezade İzzet Molla olacaklarım. İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Mevlana'ya ve aynı zamanda Şeyh Galip'e karşı büyük bir sevgi ve muhabbet duyan duyan Keçezade İzzet Molla maalesef çok erken yaşlardı. Daha 43 yaşındayken hastalaraktan hayatını kaybetmişler. Hayatının bir kısmı sürgünlerde gitmiş olan şairle ilgili şunları söyleyelim. Tabii ki doğum yeri İstanbul'du. İstanbul'da bir gün Sadrazam aleyhinde söylemiş olduğu sözlerden dolayı önce Keşan şehrine sürgün edildi. Keşan neredeydi? Edirne'deydi. Edirne'de kalmış olduğu bu sürgün yıllarında çekmiş olduğu acıları, çekmiş olduğu sıkıntıları nerede anlattı? Mihnet-i Keşan diye bildiğimiz... Meslebisinde anlatmışlar. Mihnet sıkıntı demek Keşan'da bildiğimiz Edirne'nin Sivil Gençler bir ilçesidir. O zaman ne oldu? Keşan sıkıntısı anlamına gelen bu meslebisinde başından geçen maceraları Sergüzeş mi dille ne yapmıştır? Dile getirdiğini görmekteyiz. İşte bu şairin aslında baktığımız zaman Keşan'da sürgün hayatını yaşamasından sonra yeni bir sürgün hayatı daha olmuş. O da nasıl oluyor? Osmanlı Rus Savaşı Aleyhtarlığı yapmış olduğu için bu defa Sadrazam tarafından nereye sürgün edilmiştir sevgili gençler? Sivas bölgesine sürgün edildiğini görüyoruz. Hayatı bir nevi sürgünlerde gitmiş olan Getizade İzzet Molla maalesef 43 yaşındayken aramızdan ayrılıp gitmiştir. Şiirlerine baktığımız zaman genel olaraktan Mevlana'dan ve Şeyh Galip'ten etkilenmiş olan Getizade İzzet özellikle de mizaha ve latifiye düşkün, zevk ve eğlenceyi seven bir latif şair olduğunu da söyleyebiliriz. Sevgili gençler, geride bize iki tane divan bıraktı. Bu divanlardan bir tanesi ve büyük divan diye Bahar Efkar. Yani Fikirlerin baharı anlamına gelen eser, bir başka eseri geldiğimiz zaman da divançı boyutunda adlandırmamız gereken hazanı ı Asar adlı eser olacaklarım. Geride iki önemli meslimi daha bıraktı. Nedir bunlar? Keşan şehrindeyken yaşamış olduğu sıkıntıları konu alan mihnet Keşan en çok bilinen, testlerde en çok çıkan kitap olma üzerine sahip Mehmet. Bunun dışında sevgili gençler, bir de Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk adlı eserinden etkileyekten yazdı. Yaklaşık 300 beytten meydana gelen ilahi aşk konusunu anlatmış olduğu, aşkın gül bahçesi anlamına gelen meslemesi bilinmesi gereken diğer eserler arasında alacak. O zaman biz bahar efkarı, hazanı asar, gülşeni aş ve Mihlet-i keşanı asla unutmayacağız. Bunun dışında layhalar yazını biliyoruz ve Nazo yaz diye bildiğimiz bir başka eserde mevcut mu? Mevcuttur gençler. Sevgili gençler bir başka isimle Hersekli Arif Hikmet Bey'den bahsedeceğiz. Yine 19. yüzyılın bilinen isimlerinden birisiydi. Sevgili gençler Hersekli Arif Hikmet Bey'e gelmeden önce şunu da söyleyelim. Biliyorsunuz 19. yüzyıla geldiğimiz zaman Hersekli Arif Hikmet Bey'in evinde Emcimin şuara toplantıları 1800 bakın o tarih yazmak istiyorum. 1861 yılında Salı akşamları, her hafta salı akşamları her Hikmet Bey'in evinde toplanırlardı. Amaçları neydi biliyor musunuz? Zaten divan edebiyatı 600 yıl boyunca yaşamış. Artık sonuna gelmiş. Edebiyatımız yönünü doğudan batıya çevirmiş. Artık İbrahim Şinasiler, Nabık Kemaller yönlerini batıya Fransız edebiyatına çevirmişlerdi. Bir nevi divan edebiyatı çürümeye, yok olmaya yüz tutmuştur. İşte divan edebiyatını yeniden inşa etmek, yeniden ayağa kaldırmak için, çökmüş olduğu kısır döngüden çıkarmak için her Hikmet Bey'in evinde yani İstanbul'da Lale dilinen bu evde Çukur denilen semtte salı akşamları bir, yıl boyunca toplandılar. Amaçları divan edebiyatını yeniden ayağa kaldırmaktı ama maalesef divan edebiyatı çürümeye yüz tuttu ve kaybolup gitmişler. İşte onu biz Encümen-i Şuara şairlerinden birisi olarak atılacağız. Onu Encümen-i Şuara'nın ev en sahipliğini yapan şair olarak değerlendireceğiz. Yani bir nevi o toplantıları ev sahipliği yapan isim Hersekli Arif Hikmet Bey olacaktır. Sevgili gençler geride bize bir Türkçe divan bırakmış olan şairin diğer arasında bakın buraya yazmışız. Levayihül Hikem diye bildiğimiz bir eser. Cevamiül Efkar. Sevanekül, Beyan gibi eserleri mevcuttur ama bunları bilmeseniz de olur. Bizim her şekli Arif Hikmet Bey'le bilmemiz gereken şeyler nelerdir? Hikmetli şiirler yazan, tasavvufi şiirler yazan ve aynı zamanda dönemin büyük şairi diye bildiğimiz Leskovçarı Galib'in tesinde kalmış olan bu adamla ilgili bilmemiz gereken tek cümle şu olsun. En şuara şu toplantılarına ev sahipliği yapan isim her şekli Arif Hikmet Bey'di hatırlayacağız. Sevgili canlar geldik Leskovçalı Galip'ten bahsedeceğiz. Bakın Az önce Encümen'in şu ara toplantılarını ev sahibi yapan isim kimdi? Hersekli Arif Hikmet'ten bahsettik. Peki o toplantılara birçok isim katılmıştır. O katılanların da içinde en yaşlı olan ve en deneyimli olan hatta o toplantıların en büyük şahı olarak almamız gereken isim Leskovçalı Galip olacakları. Sevgili gençler Leskovçalı Galip aslında birçok dönemin yani o dönemin 19. yüzyılın birçok şairini etkilemiş olan hatta şunu da söyleyebiliriz. Sevkinde akımının bakın buraya yazmışız zaten. Sevkinde akımının bu yüzyıldaki son büyük şairi Lescomcu da galip olmuş doğru. De akımını şöyle bir kurcalamak gerekirse 17. yüzyılda Nağli ve Nişahat'inin ikisinde kalmış olduğu bu akımın 18. yüzyıldaki en büyük şairi kimdi? Şeyh Galip Hazretleri'ydi. Sevgili gençler 19'a geldiğimiz zaman işte bu edebiyat bu akımın yani Sefkin'de akımının son büyük şairi de Leskopçalı Galip olacak. Şimdi o zaman sıkı duralım. Edebiyatımızda iki tane galibimiz var. Birisi 18. yüzyılda Şeyh Galip pirimiz, hocamız, üstadımız. Bir de 19. yüzyılda Encümeni şuara toplantılarının ağır adamı diyebildiğimiz Leskopçalı Galip'tir. İkisinin de ortak yönü neymiş? İkisinin de Sefkin'de şair olarak geçiyorum. İşte Sefkin'de akımının en büyük şairi Şeyh Galip iken son büyük şair olarak kime kimi alacağız? Tabii ki Leskov çalığı Galip Bey'i alacağız. Genellikle tesafi ve hikmetli şiirleri yazmış olan Leskov garibin Garip'in bırakmış olduğu en önemli kitap ise Türkçe Divan diye geçer sevgili gençler. Bunu bilirsek yeterli olacaktır. Bir de buraya önemli bir hat bilgi daha yazdık. Namık Kemal'e hocalık yapan, Namık Kemal üzerinde tesir olan isim Leskovçalığı galip olacaktır. Biliyorsunuz bu Encümen'in şu ara toplantılarına Şinasi katılmadı. Encümen'in şu ara toplantılarına Hersek Hikmet Bey gibi, İbrahim Hakkı Bey gibi, Leskovçalı Galip Bey gibi birçok insan katıldı. Tanzimat dönemi şairlerinden ya da yazarlarından kimler katıldı? Tanzimat döneminden oraya gidenler arasında Recazi'de Mahmut Ekrem var. Belki ihtifa duyuyorsunuz. İki, Recazi'de Mahmut Bey, Ekrem Bey'in abisi var. Namık Kemal var. Ziya Paşa gibi isimler bu toplantılara katıldılar. Neden? Çünkü Namık Kemal ve Ziya Paşa başlangıçta nerede yetişti? Divan edebiyatının etkisinde ve kültüründe yetişmişlerdi. İşte bu toplantıların yani İncümen'i şuara toplantılarını gördüğümüz zaman gayesi neydi? Divan edebiyatını yeniden ayağa kaldırmaktı. Ev kimin eviydi? Ev İstanbul'da, Lalelide, Çukurçeşme denilen semtte her sekli hikmet bir eviydi. O toplantılara katılanların başında en yaşlı isimlerden birisi Leskovçalı Galip Bey geliyordu. İşte Namık Kemal başlangıçta kimin etkisinde kalmıştır? Leskovçalı Galip'in etkisinde kaldı. Daha sonra İbrahim Şinasi ile tanışan Namık Kemal ne yaptı? Yönünü artık doğudan batıya doğru çevirmeye başarmıştır. Sevgili gençler sabahtan beri sözünü ettiğimiz encümeni şuara yani şairlerin yıldızları anlamına gelen bu toplantıya isterseniz başlayalım. 19. yüzyılda divan edebiyatını yani klasik şiiri içinde bulunmuş olduğu kısır döngüden kurtulabilmek için toplanmış olan toplumun adına biz Toplantıların adına ne diyoruz? Encümeni Şuara toplantıları adını biliyoruz. Yıl 1861. Dikkat ederseniz Tanzimat dönemi edebiyatı ne zaman başlıyor? 1860'ta başlıyor. Yani Tanzimat dönemi edebiyatı başlayalı bir yıl olmuş. Ve düşünün her sekli Arif Hikmet Bey'in Lalil'deki, İstanbul Lalil'deki Çukurçeşme denilen semtteki evinde salı akşamları bir yıl boyunca ne yaptılar? Toplantılar yaptılar. Bu toplantıya katılan şairler kendi aralarında şiirleri okuyarak bir nevi şiirleriyle ilgili değerlendirmelerde eleştirilerde ve tartışmalarda bulundular. Bir tek amaçları vardı. Neydi o amaçları? Divan edebiyatını 600 yıl boyunca eşyanı bu edebiyatı yeniden ayağa kaldırmaktı. Ama maalesef Artık Türk edebiyatı yönünü doğudan batıya, Arap edebiyatından, Fars edebiyatından, Fransız edebiyatına çevirmiş olduğu için tekrardan varlık gösteremeyecekleri. Peki şu ara toplantılarının amacı divan edebiyatını yeniden ayağa kaldırmak mıydı? Eski şiir anlayışını devam ettirmek mi? Evet. Ama sonuçta artık bir taraftan Fransız edebiyatı örnek alınmış olduğu için Şinasi gibi, Namık Kemal gibi, Ziya Paşa gibi batılı düşünürlerimiz ortaya çıkmış olduğu için bu edebiyat artık eski tadını vermeyecek ve divan edebiyatına bir çözüm olacaklarım. İşte Hersekli Arif Hikmet Bey'im salı akşamları bir yıl boyunca 1861 tarihinde İstanbullu elde çukur çeşme denilen semtinde toplanan bu toplantılar maalesef amacına ulaşamamıştır. Sevgili gençler bir de Emcivin'in şu ara toplantılarına kimler katılmış şöyle bir göz karayla bakalım. toplantı ev sahipliği yapan isim Hersekli Arif Hikmet Bey. Toplant Antrenin en yaşlı üyesi Reskopçada galip en ünlü müsahhide geçer yine Diyarbakır bölgesinden Mehmet Lebi efendi Mustafa İzzet Nurettin Şems İbrahim Hakkı Beyler Salih Nahi efendi manastırlı Salih Faik Bey gibi isimler katılmış bunların çok önemi değil ama ben sizi biri getirmek istiyorum özellikle de Recep'de Mahmut Ekrem'in katıldığını unutmayacağız. Namık Kemal'in ve Ziya Paşa'nın da bu toplantılara katıldığını biliyoruz. Namık Kemal'ler, Ziya Paşa'lar ve Ekrem'ler o dönemlerde, bu dönemlerde buralara katılmışlar. Onların da derdi aslında başlangıçta neydi? Divan edebiyatını yeniden ayağa kaldırmaktır. Ama maalesef Şinasi'nin Paris'ten dönmesiyle birlikte artık bunlar da günlerini Doğu kültüründen Batı kültürüne çevirdiler. Ve böylece divan edebiyatı amacına ulaşamadan kaybolup gitmiş oldu. Sevgili gençler, böylece 19. yüzyıl divan şairleri üzerinde durduk. Kimden bahsettik? 19. yüzyılda yaşayan Enderunlu Vasıf'tan bahsettik. Hitezade i Muğla'dan bahsettik. Mihnet-i unutmayın dedik. Gülşen Aşkın'dan bahsettik. Yeni Avni'den bahsederken Abname'den bahsettik. Nihana Kaza'dan bahsettik sevgili gençler. Ve Hersek Arif Hikmet Bey'den, kez aynı zamanda Leskovçalı Galip gibi isimlerden bahsettik. Namık Kemal üzerinde tesiri bulunan ilk şairlerden birisi Leskovçalı Galip olduğunu söyledik. Ve Suğurak'tan da 1861 yılında Salı akşamları bir yıl boyunca toplanan encümeni şu ara toplantılarından bahsetmiş olduk. Böylece bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki dersimizde tekrardan görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık.